Hep Ankara'da oynuyoruz ve hep de dolu salonlara oynuyoruz. Yine biletler çok ciddi şekilde, yani çok az kaldı. Bir iki güne bence zaten biter tükenir. Takım kampa girdi, bir hafta boyunca burada olacaklar. Sakatlarımız var. İlk maç göndereceğimiz oyuncular var. Biraz biliyorsunuz bu FIBA ile Euroleague'in çekişmesinden dolayı biraz karmaşık oluyor her şey ama yine de bunu tek başarabilen ülke biziz diyebilirim. Yani öbür tarafta hiçbir Euroleague oyuncusu gitmiyor. Yine biz sağ olsun kulüplerimizle konuşuyoruz. Hocamızla işte bugün, dün geldi, herkes toplandılar. Bugün inşallah ilk idmanlarını yapacaklar. En hazır şekilde Hollanda maçına çıkacağız. Yenildiğimizde biraz. Evet. Yani aslında bakın, kolay zor maç diye bence oyuncular ve takım mantalitesi, sahada koydukları performans maçları kolay veya zor sokuyor. Hollanda'ya da bugün eğer siz gereken mücadele yapmadığınız zaman Hollanda da maçı ortak olabilir. O açıdan bizim rakiplerin durumundan ziyade biz nasıl sahada olacağız, ne kadar mücadele edeceğiz, ne kadar taktiğe, verilen taktiğe uyacak arkadaşlar, bence bunlar daha önemli. O açıdan Hollanda'da İsveç maçı da önemli. Tabii İsveç maçına biraz daha tam kadro, yani hani çıkabiliriz gibi duruyor. Ona bakacağız. Yani biliyorsunuz NBA oyuncuları gelemiyor ama şunu da söyleyeyim, hani sen bunu söylemişken biliyorsunuz Larkin Türk oldu, Wilbekin yine Scottie Wilbekin Türk pasaportu olan oyuncularımız ama Larkin gelecekti ama bu sakatlandı, bir 10 gün yok. Wilbekin maç, Euroleague maçı olduğu için takımların göndermesi kolay değil. Efes Pilsen, Anadolu Efes de bizden izin istedi. Hem sakat kartların sakatlığından dolayı Burak ve Sertaç bizimle birlikte olacak. Ama milli takım olarak tabii ki organizasyonu da düşündüğümüzden dolayı, takımları düşündüğümüzden dolayı onlara izin vereceğiz. O maçta oynayacaklar çünkü Euroleague ile FIBA aynı günde maç koyuyor. Yani bu bizle alakalı bir şey değil. Ama ondan sonra tekrar gelip katılacaklar. Doğuş'la Melih hep bizle birlikte olacak. Melih Mahmutoğlu. Ama aynı güne maç geldiği için ve sakatları çok olduğu için Anadolu Efes'in Sertaç'la Burak'ı göndereceğiz. Onda bilgisini verin. Valla her zaman çok iyi bir atmosfer var. Aynısının tekrarını herkes çok hoşuna gidiyor. Bizlerin de çok hoşuna gidiyor. Aslında daha çok oyuncuların da çok hoşuna gidiyor. Ankara seyircisi tamamen salonu dolduruyor. Çok güzel şovlar oluyor. İşte tişörtler, herkes Ay Yıldızı for kırmızı tişörtleri dağıtıyoruz. Herkes bayraklarımızla geliyorlar. Çok güzel bir görsel şölen de oluyor. Ve de her zaman da burada oynadığımız maçları çoğunlukla kazanıyoruz. O açıdan da ben yine aynı şekilde, aynı atmosferi bekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.